Trabzon Araklı'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 66 yaşındaki Mehmet Cevahir'in sele kapıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Yaşlı adamın ölüme gittiği o anlar saniye saniye görüntülendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği felaket bölgesinde kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken yurdun farklı bölgelerinden de aşırı yağış haberleri geldi. Aşırı yağışlar hayatı felç etti. Ankara ve Eskişehir'de yollar göle döndü. Denizli'de evlerini su basan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Son çırpınışları da fayda etmedi. Yaşlı adam ölüme böyle gitti. Trabzon Araklı'da yaşanan sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetmişti. Onlardan biri de 66 yaşındaki Mehmet Cevahir'di. Yaşlı adamın azgın sulara kapılıp sürüklendiği ana ait görüntü ortaya çıktı. Şiddetli akıntıya karşı koyamadı Mehmet Cevahir. Sel önüne ne kattıysa götürdü. Onu da ölüme böyle sürükledi. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Cevahir gibi 9 kişiyi daha yuttu o azgın sular. 2 kişi ise hala kayıp. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Acılar hala çok taze. Kayıp 2 kişiden hala bir haber yok. Kayıp yakınları endişeli gözlerle gelecek iyi bir haberi bekliyor. 305 kişilik arama kurtarma ekibi 39 yaşındaki Mahmut Köseoğlu ve 16 yaşındaki Cengiz Cevahir'i dere yatağında didik didik aradı. Arama çalışmaları sel nedeniyle heyelanın yaşandığı Trabzon-Bayburt karayolunda yoğunlaştı. Arama kurtarma ve APAT ekiplerine iki kadavra köpeği de destek verdi. Ve yurdun birçok yerinde benzer görüntüler vardı. Eskişehir'de aşırı yağış seli de beraberinde getirdi. Bu böyle olmaz abi. Nehre dönen yollarda otomobiller suya gömüldü. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arabası mağdur oluyor, adam geçemiyor, bayanlar geçemiyor. Bazı sürücüler tedbirini almıştı ama tedbirsiz sürücüler de yok değildi. Tedbirinizi nasıl aldınız? Tedbiri Allah'ın emanetleri. Ankara Nallıhan'da da aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü. Oltaları getirin oltaları. Olta atacak kadar değildi ama bir otomobil suda mahsur kaldı. Araç belediye ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Burası da Manisa. Sağanak yağışın sele döndüğü kent su altında kaldı. Araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Demirci ilçesinde tarlaya çalışmaya giden 6 kişilik aile yükselen aldı. Evet, şurada derede kalan aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuklu ailenin yardımına iş makinesi yetişti. Çayın kenara geldik, geçemedik. Bölgede yıldırım düşmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Denizli'de de sel felaketi yaşandı. Buralar azalmış şekil şu an. Yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, evleri su bastı. Tavas'ta yaşayan Gaga ailesinin evleri yemek yedikleri sırada sele teslim oldu. Buğdayımız, ekmeğimiz, her şeyimiz burada. Şu yufkalar kaçıncı yani, yiyemiyoruz. Eve hem dışarıdan hem de tabanından su girdi. Felaketi yaşayan yaşlı kadınlar fenalaştı. Harika, daha bir sene oldu yapılalı. Bakın halimize bakın. Ev kullanılamaz hale gelirken tüm eşyaları su içinde kalan aile perişan oldu. Ardahan'da yağmur değil, doluydu hayatı felç eden. Hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar çatılardan boşalan sulardan şemsiye yardımıyla korundu.